Muhterem büyüklerim, evvela selam arzu hürmet ediyorum. Hocam çok yakın lütfen. Türk entelektüel tarihiyle biraz meşgul olmuş bir heveskar sıfatıyla entelektüel geleneğimizin kemale erdiği olgunluk noktasına vardı. Osmanlı asırları üzerine konuşmaya çalışacağım. Biliyoruz ki zihnin hazmı konuşmayla olur. Konuşmak, bulmak değil fakat düşünmektir. İnsan ancak konuşurken düşünür. Bu son kurduğum cümleler, aforizmatik mahiyetteki cümleler, erbabını takdir edeceği üzere. Yahya Kemal de tam bunlara ait. Projektörlerimizi çevirdiğimiz ayna mazi, yani Osmanlı. Böyle olunca bize hikmet namına, affınıza sığınarak söylüyorum, cehaletimizin bir sınırı olmadığını görmek düşüyor. Namık Kemal, Münif Paşa için okuya okuya cahil oldu demiş. Biraz buna benziyor. Hezar, nükte, derin diyebileceğimiz bir mevzu. Yani bir çeşit labirent, girmek iradet, çıkmak icazet diyorlar ya. Şimdi Hazreti Akif'in "Ya Rab beni evvel getireydin ne olurdu?" diyerek hasret çektiği maziye gidip gelmeye çalışacağız. Biliyoruz ki kendisini mazide arayan bir kimse aslında geçmişi hale ve geleceğe aktarıyor demektir. Hale mazi istikamet verir. Fakat mazi de yeni baştan yoğurarak şekillendiren insanın içinde bulunduğu haldir. Öteden beri biliyoruz ki geçmişte ne olduğunu bilen çok muhtemeldir ki gelecekte ne olacağını bulacaktır. Bu İbn Haldun'un mukaddimeyi üzerine kurduğu temel cümlelerden bir tanesi. İmam Şafii bu cümleyi şöyle kuruyor. Tarihte bir defa İslam toprağı olan bir yer kıyamete kadar İslam toprağı olacaktır. Avrupalılar da bunu şu şekilde dile getiriyorlar. Bir kere yapılmış olması bir daha yapılabileceğine dair bir umut sunar. Nitekim Timur döneminde Selçuklulara dikkat kesilen İbn Haldun aynı potansiyeli Osmanlılarda görür. Yani şunu demek istiyor. Bu küçük beyle iyi dikkat edin. Çok muhtemeldir ki geleceğe damgayı bunlar vuracaklardır. Tarihi tecrübede biliyoruz ki bunu doğruluyor. Epey bir müddettir Amerika, Avrupa, Japonya ve Rus üniversitelerinde de genelde Türkiyat sahasına, özelde de Osmanlı tarihçiliğine verilen ehemmiyet biraz da buraya dayanıyor. Yani bizim geçmişimizden kalkarak bir gelecek oluşturabileceğimizi Avrupalıların inandığını söyleyebiliriz. Bize gelince şahamet teşebbüm etmektedir denilse de istikbale inanmayan birinin maziye perestiş etmesinin bir kıymet harbiyesi yoktur. Bir gülle bahar gelmez fakat bahar düşüncesi gelir. Şimdi tarihi tecrübemize dönüp baktığımız zaman bir kül olarak Türk tarihi tecrübesini göz önüne getirdiğimizde görülür ki resmi hayat iki defa değişmiştir. Birincisi hareketli ve bereketli bir devir olan İslamlaşma süreci. İslam tarihinin itibarı ve şeref sayfası olarak görebileceğimiz bir dönem. İkincisi de modernleşme yahut da batılılaşma dönemi. Bir devir İslam öncesi dönemle İslam arasında gidip gelirken diğer dönemde batılılaşmayla tarihi tecrübe arasında gidip gelmeye çalışır. Yani asırlarca içinde bulunduğumuz bir medeniyet dairesinde mücadele halinde bulunduğumuz başka bir medeniyetin dairesine geçtiğimizi ilan ettiğimiz bir dönem. Şimdi burada çok somut anekdotlar var modernleşmeyle alakalı. Fakat
Dursun Bey hocamız burada, anekdotların piri. Ben onun için müsaadenizle anekdot anlatmayacağım. Biraz daha teknik çerçevede devam edeceğim. Şimdi İslam medeniyeti bir transit ve hareket medeniyetidir. Çeşitli ırk, medeniyet ve çevrelerle temas içine girerek realist bir dünya görüşü kazanır. Biliyoruz ki milletleri kabile olmaktan çıkaran şey biraz da bu karışmalardır. Yani nesebi asabiyetten, kan bağından başlayarak sebebi asabiyete doğru genişleyen bir süreçten bahsediyoruz. Ümmet ve modern manasıyla millet, klasik dönemde milletin manasıyla modern dönemdeki manasının aynı olmadığını biliyoruz. Türkçe'ye tercüme edecek olursak söylemeye çalıştığımız şeyleri, kurucu unsur Türk, yapıcı unsur İslam. Tarihi Cevdet'in girişinde, Cevdet Paşa'mızın bütün bir Osmanlı'nın üzerine kurulabileceğini söylediği çizgi. Kurucu unsur Türk, yapıcı unsur İslam. Bir örnek verelim. Gazali, İslam entelektüel geleneğinin en büyük mütefekkir payesini verdi Gazali. Fars menşeli bir mütefekkir. Yani nesebi manada Türk değil, Fars. Fakat daha mektupların girişinde şöyle bir cümle kuruyor. Hayatım Selçuklu Devleti'nin istikbali endişesiyle karardı. Yani sebebi manada Türk olduğunu, Selçuklu olduğunu vurgulamaktan, ifade etmekten geri durmuyor. Aynısı Sokullu Mehmet Paşa üzerinden de söylenebilir. Bir rivayete göre diğer bir rivayete göre boşnak olan bu zat Eyüp Sultan'da yatıyor. Yani en az Fatih Sultan Mehmet kadar Osmanlı yahut da Türk olduğunu söyleyebiliriz. Bunu gündeme getirmekle aslında şunu söylemeye çalışıyoruz. Irk dediğimiz şey bugün insanların gündemine ırk kelimesi etrafında bazı şeyleri getirdiğiniz zaman genelde kafatası muhabbeti yapılır. Halbuki tefekkür tarzı noktasında, düşünce tarzı noktasında ortak bir tavır sergileyen insanlar aynı ırktandır. Batı'dan örnek verelim. Mesela Jacques Derrida Fransızdır veya Descartes Fransızdır. Descartes'in çağdaş felsefedeki en önemli takipçisi olan John Locke İngiliz'dir. Mesela Schopenhauer şunu söyler. Alman olmasaydım İngiliz olmak isterdim. Benzer bir şeyi şu örnek üzerinden de ifade edebiliriz. Mesela İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlarla Fransızlar çarpışıyorlar. Fransız askerlerinin sırt çantalarında Alman filozof Heidegger'in kitapları var. Yani ırki noktada aynı dünya görüşüne mensup olduğu için bunlar, birisinin Alman olması, diğerinin Fransız olması, bunlara ayırmak. Mesela Dostoyevski'nin Puşkin üzerine yaptığı konuşma benim hatırıma geliyor. Dostoyevski bu konuşmasında Avrupa medeniyeti karşısında ne derecede mütereddit bir tavır sergilerse sergilesin, son noktada Avrupa'nın kaderiyle Rusya'nın kaderinin birbirinden bağımsız olmadığını söylüyor. Yani Rusya'nın kaderi Avrupa'nın kaderine bağlı, Avrupa'nın kaderi de Rusya'nın kaderine bağlıdır. Yani başta söylemeye çalıştığım şeyin Fransız'da, İngiliz'de, Alman'da, efendime söyleyeyim Rus'ta söylüyor. Bir başka örnek. Mesela büyük Alman filozof Martin Heidegger hayatının sonuna doğru ortalarında ateist bir güzergaha girse de hayatının sonuna doğru şunu teslim etmekten imtina etmiyor. Bizi bir tek Tanrı kurtarabilir. Aynı cümle Dostoyevski'de şu şekilde karşımıza çıkıyor. Yeryüzünde hayranlığa değer yegane sembol Hazreti İsa'dır. Nitekim Sibirya zindanlarında hayatını idrak ettiği dönemde başucu kitaplarından bir tanesi
Kant'ın saf aklın tenkibiyle Hegel'in felsefe tarihidir. Yani bu kitaplar üzerinden Rusya ile Avrupa arasındaki mesafeyi ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla Marx'ı okumadan Dostoyevski'yi anlamanın mümkün olmadığı etrafında yapılan tespit doğru bir tespittir. Bir başka örnek, yine Dostoyevski'nin günlüklerinden hareketle söylüyorum. Cervantes'in Don Quixote için şunu söyler Dostoyevski: yeryüzünde bundan daha mükemmel bir eser kaleme alınmamıştır. Yani İspanya'daki düşünürde kendisini buluyor. Tabii Dostoyevski deyince günlükleri okuyanlar bilirler. Dostoyevski kafayı İstanbul'u ne zaman fethedeceğiz sorusuyla bozmuş bir adamdır. Sayfayı çevirdiğimiz zaman İstanbul'u ne zaman fethediyoruz? Çeviriyoruz, İstanbul'u ne zaman fethediyoruz? Dostoyevski İstanbul'u fethetti mi? Sorusunun cevabı herhalde şuradadır. Zaman zaman yurt dışı Türkler, başbakanlığa bağlı yurt dışı Türkler de seminerlere gidiyoruz. İşte Afrikalı çocuklar var, Rusya'dan gelen çocuklar var, işte Hint-Pakistan alt kıtasından gelenler var, Avrupa'dan gelenler var. Hepsi istisnasız Dostoyevski'yi okuyor. Yani şu durumda Dostoyevski'nin kalemi Rus ordusunun silahlarından daha ehemmiyetli gibi gözüküyor. İstanbul'u fethetti mi sorusuna Nuri Pakdil'in bir cümlesiyle cevap vereyim. Nuri Pakdil diyor ki, ortalama bir dünya vatandaşı olabilmek için Dostoyevski en az 3 kez, ortalama bir yazar olabilmek içinse 5 kez okumalısınız. Şimdi Dostoyevski Nuri Pakdil'e bu cümleyi söylettiğine göre İstanbul'u pekala fethetmiştir diyebiliriz. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı da Nuri Pakdil'e kültür büyük ödülü verdi. Şimdi Osmanlı entelektüel geleneği üzerine konuşacağız. Bu girişi şunun için yaptım. Yahya Kemal'in "Milletleri mayalayan kandil dindir" sözünün bir şerhi mahiyetinde bunları gündeme getirmek için. Şimdi Osmanlılar kimlerdir? Veya Osmanlı deyince bu Osmanlı kelimesinin muhtevasını nasıl doldurabiliriz? Benim görebildiğim metinler içerisinde Osmanlı'yı en iyi şekilde tanımlayan adam bir Arap, Bağdatlı Ahmet Haşim. Kendisi Alusizadelerden, bu Alusi tefsirini yazan sülaleden. Takılıyorlar kendisine zaman zaman. Sen niye Türk ocağına gitmiyorsun diye, Arap olduğu için. O da diyor ki, ya ben Türk ocağına gidersem bana derler ki, ya sen de mi geldin Hacı Fış Fış? Şimdi bu Ahmet Haşim Osmanlı Türk'ünü şöyle tanımlıyor. Şartlılar az çok birbirlerine benzerler. Türk, Arap ve Acem'in mutasavvıf bir numunesi olan, yani orta seviyede bir örneği olan Osmanlı Türk'ü ise cümlesine birden müteşabihtir. Yani biraz bizim Cevdet Paşa'nın Osmanlı Türkçesi tanımına benziyor. Hatırlarsanız Cevdet Paşa Osmanlı Türkçesini şöyle tanımlıyordu. Aslı Çağatayi olan fakat Arapça ve Farsça ile zenginleşen bir dil. Osmanlı Türkçesini, lisan-ı Osmani'yi bu şekilde ifade ediyor. Peki bu tanımı, Bağdatlı Ahmet Haşim'in yapmış olduğu bu Osmanlı tanımını geriye götürebilir miyiz? Yani klasik dönem Osmanlı kaynakları zaviyesinden bu tanımı etekemeye büründürebilecek veya muşahhas hale getirebilecek bir başka örnek verebilir miyiz? Benim aklıma 16. asrın en büyük mütefekkir tarihçisi olan Gelibolu Ali geliyor. Gelibolu Mustafa Ali Efendi. Gelibolu Mustafa Ali Efendi az önce Ahmet Haşim'in veciz bir şekilde gündeme getirdiği bu hususu şöyle kaleme alıyor. Zannediyorum divanındaydı. Vatanım, vatanım kişveri Gelibolu'dur, reh güzeldir, Arap'ı Acem yoludur. Reh güzeldir, Arap'ı Acem yoludur. Şimdi
Devam edelim. Bir Osmanlı düşüncesi yahut da felsefesi var mıdır? Şimdi bu sorunun cevabına bizden öncekiler bu soruyu bizden öncekiler nasıl cevaplandırmışlar? Mesela Firuzabadi, ünlü kamusun yazarı şöyle diyor. İlim güneşi Arapların burcunda doğar. Acem'de kemale erer, yani olgunluk noktasına varır. Muhtelif kavim ve kültürlerle karışan diyar-ı Rum'da zevale uğrar. Yani Türklere gelince bunların düşünceyle uzaktan yakından alakaları yok demeye getiriyor. Bir başka örnek, Paris görmüş bir Türk milliyetçisi Ziyaettin Fahri Fındıkoğlu. Türkiye'de bir felsefe hayatı olabileceğini düşünmek, Sibirya'da hurma yetiştirmek gibidir. Yani Türk milliyetçisi bir adam bile Osmanlı'da, Türkler arasında bir felsefe hayatının, bir düşünce hayatının olabileceğine inanmıyor. Bir başka örnek, divan şairinin Hak Türk'e çeşme-i irfanı haram etmiştir. Firuzabadi'nin veya Ziyaettin Paris görmüş bir Türk. Paris görmenin ehemmiyetini biliyorsunuz. Yahya Kemal çok güzel anlatır. Ben İstanbul'a Niş'ten geldim. Fakat gördüm ki adam yerine konulabilmek için İstanbul'a Paris'ten gelmek gerekiyormuş. Doğru yolumu Paris'e düşürdüm. Hilmi Ziya da şöyle diyor. Türk tefekkür tarihini yazan Hilmi Ziya Ülken. Türk tarihinde Garp mütefekkirleriyle kıyaslanabilecek orijinallikte büyük bir feylesof yoktur. Cemil Meriç'in ifadesi de şu, Osmanlı İmparatorluğu'nda büyük düşünür çıkmadı. Çünkü düşünceye ihtiyaç yoktu. Fetihler Türk'ü düşünce alışkanlığından kurtardı. Şimdi bu tarz sözler meydanda yatıyor. Biz de burada işte Osmanlı entelektüel geleneği etrafında konuşuyoruz. Bir Osmanlı düşüncesinin yahut da felsefesinin olup olmadığı öteden beri tartışılır. Görüleceği üzere genel olarak yoktur, hükmüne varmış kestirmeden. Bir teşbih yapmamıza icazet varsa diyebiliriz ki Bektaşi yahut da Melami dervişini ateşe atmışlar. Elinde yalnız tacıyla hırkası kalmış. İşte bu yoktur. Bir Osmanlı düşüncesi yahut da felsefesi yoktur şeklindeki hükümleri Osmanlı kaynaklarına vurduğumuz zaman muhtemelen elimizde iyi niyetlerimizden başka pek bir şey kalacağı kanaatinde değiliz. Lafı uzatmayalım. Şu yok, bu yok diyenlerin gözden kaçırdığı şey şu. Çok enteresan, yok diye Hilmi Ziya da böyle bir cümle kuruyor. Tanpınar da bu cümleyi kuruyor. Düşünce bir kişinin değil, bütün bir medeniyetindir. Mesela Osmanlı medrese geleneğinin yörüngesini tayin eden, yörüngesini belirleyen, Osmanlı medrese geleneğinin şahsında hülasa edilebileceği Taşköprüzade Eşşakaik'ın Numaniye'de şöyle bir yola başvurur. İslam düşünce geleneği etrafında ele alabileceğimiz düşünürlerin hepsini Osmanlı hinterlandının içine alır. Çok enteresandır. Dedik ya, düşünce bir kişinin değil, bütün bir medeniyetindir. Yani André Gide'in her şey çoktan söylendi sözünün yeniden şerh ve haşire etrafında güncel hale getirildiği bir dönemden bahsediyoruz. Biliyorsunuz André Gide'in bu sözü Mevlana okuyanlar için çok tanıdık bir sözdür. Şimdi şöyle bir cümle kurabiliriz o zaman. Madem Taşköprüzade Osmanlı'nın arka planını oluşturan unsurları bu devletin tabii bir unsuru haline getiriyor. Yani Osmanlı'nın geçmişle olan irtibatlarını madem bu kadar tabii bir teşekkül haline koyuyor, Türk entelektüel geleneği Türkistan coğrafyasında filizlenir, Selçuklu'da meyveye durur,
Osmanlı'da meyveler devşirilir. Bu benim iddiam değil. Osmanlıların kendi iddiaları. Mesela Farabi filozofu şöyle tanımlıyor. Hem bilecek hem eyleyecek. Yani bildiklerini ameli bir nizamname haline getirecek. Kınalızade diyor ki, Kanuni Sultan Süleyman üzerinden, bunu biz pekala Fatih Sultan Mehmet üzerinden, Yavuz Sultan Selim üzerinden de gündeme getirebiliriz. Öncekiler bilir, Osmanlılar eyler. Yani fusus geleneğinden ödünç alarak konuşacak olursak, Osmanlılar ameli aklın temsilcisidir. Zannediyorum Ahmet Bican'ın müntehasında okumuştum. Osmanlı Türkleri ameli aklın temsilcisidir. Biliyoruz ki pratik her zaman teorinin önündedir. Dolayısıyla Kınalızade'nin bu sözünü Kanuni'nin şahsında yahut da Fatih Sultan Mehmet'in yahut da Yavuz Sultan Selim'in şahsında öncekilerin gündeme getirdiği hususları tatbiki hale getiren bu hükümdarları nazara itibara alarak şöyle bir soru sorabilir miyiz? Fatih Sultan Mehmet yahut da Yavuz Sultan Selim veya Kanuni Sultan Süleyman Farabi'nin kastettiği manada filozof kral mıdır? Biliyorsunuz Farabi'nin Medine'tül Fazılası'na göre bir devleti yönetebilecek vasıftaki kimsenin filozof kral olması lazım. Kanuni filozof kral mıdır? Yavuz filozof kral mıdır veyahut da Kanuni? Mesela tabakat kitaplarını okursak, tabakat kitapları Kanuni için şöyle söyler. Aristo, Kanuni'nin huzurunda ancak ebced okuyabilen bir sabi hüviyetindedir. Bu bizi gülümseten bir şeydir ama bu aynı zamanda bir özgüvene de işaret ediyor. Hani Hazreti Ömer için anlatılır ya, Sa'd bin Ebi Vakkas Mısır'ı fethettiği zaman bir başka rivayete göre de Amr ibn-i Las işte İran'ı fethettiği zaman veya tersi karıştırıyor olabilirim şu anda. Bunu Taşköprüzade de anlatır. Katip Çelebi de İbn-i Haldun'un mukaddimesinde zannediyorum ilk olarak gündeme geliyor bu. İşte İran fethettiği zaman eski İran felsefesine ait eserler ele geçiriliyor. Şeye soruyorlar Hazreti Ömer'e. Bu eserleri ne yapalım? Hazreti Ömer diyor ki Kur'an'a uyuyorsa yakın. Çünkü ihtiyacımız yok. Uymuyorsa zaten yapmamız lazım. Şimdi bu anekdotun doğru olmadığına dair bir kamyon veya bir ambar şey yazıldı, çizildi. İşte İslam dünyasını düşünce hasıl olarak ilan etmenin anekdotlarından biri olarak gündemde tutuluyor Batı'da. Bunun doğru olmadığı, ben de bu konuda hemfikirim. Fakat Taşköprüzade, Katip Çelebi gibi birinci sınıf kafalar, İbn Haldun gibi birinci sınıf adamlar bu anekdotu anlattıklarına göre, anlatma ihtiyacı hissettiklerine göre burada bize bir şeyler söyleme ihtiyacı hissediyorlar. Benim anladığım şey şu, herhalde bizde yani İslam geleneğinin kendine olan özgüvenini vurgulama ihtiyacıyla böyle bir şeyi gündeme getirmek istiyorlar. Avrupa düşüncesinden hareketle de bu cümleyi kurabiliriz. Mesela Schopenhauer, Kant'ın en çok ehemmiyet verdiği talebesi, mesela bizim Ahmet Mithat Efendi bunu bildiği için Batı felsefesiyle Schopenhauer üzerinden hesaplaşır. Bana sorarsanız hesabını da görür Schopenhauer'ın Hikmet-i Celilesi'nde. Mesela Schopenhauer bu Hazreti Ömer üzerinden anlatılan anekdota sahip çıkıyor. Diyor ki Hristiyanlarda böyle bir özgüven olmadığı için Hristiyanlık şu anda hakile yeksan olma süreci içerisine giren bir din. Dolayısıyla buradan da hareket ettiğimiz zaman böyle bir değerlendirme yapılabilir. Soru şuydu. Kanuni Sultan Süleyman filozof kral mıdır? Yahut da Fatih Sultan Mehmet Han veya Yavuz Sultan Selim. Eğer biz Kanuni'nin etrafına topladığı düşünürleri Ebu Suud Efendi başta olmak üzere veya Yavuz Sultan Selim'in etrafına topladığı düşünürleri Kemal Paşazade başta olmak üzere yahut da Fatih Sultan Mehmet'in işte etrafına topladığı
Hocazade, Alaaddin-i Tusi yahut da Ali Kuşçu başta olmak üzere etrafına topladığı düşünürleri ciddiye ve dikkate alırsak pekala Osmanlı hükümdarlarının filozof, kral sıfatını alabileceklerini söyleyebiliriz. Nitekim felsefe yahut da düşünce tarihi çalışanlar benzer hükümleri Halife Memun üzerinden verirler. Yahya Kemal'in bir cümlesini hatırlıyorum burada. Az önce Semahat Hanımefendi ile kuliste de konuştuk. Yahya Kemal diyor ki, zamanı, mekanı fethetmek bir marifettir. Fakat zamanı fethetmek yüz misli değerindedir. İşte hükümdarlar, etraflarına toplamış oldukları bu düşünürler sayesinde sadece mekanı değil, zamanı da fetheder hale gelirler. Yani siyaset her yönüyle dünyayı tanzim etme sanatı olduğuna göre bir eser ortaya koymak aslında siyaset yapmanın ta kendisidir. Bu manada Mimar Sinan'ın Süleymaniye'yi inşa etmesi yahut da Yahya Kemal'in Süleymaniye'de bayram sabahını nazmetmesi, Itri'nin tekbiri bestelemesi, Gazali'nin Tahafütül felsefeyi kaleme alması, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesi kadar önemli bir hadisedir. Yani siyasi iradeyle entelektüel zümreler birbirlerini teçhiz ederler. Siyaset fikri yükü sırtlanabilecek kimselere imtiyazlı kılar. Mütefekkirler de siyaset vasıtasıyla düşüncelerine uygulama zemini bulur. Dolayısıyla fetihlerde en iyi ifadesini bulan nizam-ı alem anlayışı fikir ve hisse de kendisini gösterir. Mesela Fatih Sultan Mehmet Hocazade'ye yazdırmış olduğu felsefe metinleriyle, Tusi'ye yazdırmış olduğu felsefe metinleriyle gazayı fikre bağlar. Az önce dedik ya, Dostoyevski'nin kalemi Rus ordusunun silahlarından daha önemlidir. Fatih Sultan Mehmet bunun farkında olan bir hükümdardır. Yani fikrin nasıl işlevsel hale getirilebileceğini, nasıl fonksiyonel kılınabileceğinin en müşahhas örneklerini veren bir hükümdardır. Batı düşüncesine doğru çevirecek olursak projektörlerimizi, manzaranın orada da değişmediğini görüyoruz. Mesela Kant, Hegel, Schopenhauer, Heidegger, Hitler'in siyaset yoluyla yaptığını düşünce vasıtasıyla yapar. Schopenhauer diyor ki, Kant'ın diyor felsefe tarihinde yapmış olduğu en büyük devrim, Hristiyanlığa sızan Yahudi tanrıcılığını def etmektir diyor. Biz biliyoruz ki Hitler Yahudileri gazolasına doldurmuş. Ondan önce Yahudi fikriyatının hesabını gören adam kim aslında? Kant'tır, Hegel'dir, Schopenhauer'dır. Bunlar birinci sınıf Yahudi düşmanı adamlardır. Yani Hitler'den daha azdır. Hitler bunları tatbik ettiği için bütün fatura aslında kime kesiliyor? Hitler'e kesiliyor. Şimdi Osmanlı düşünürlerine dönecek olursak, Osmanlı düşünürlerinin zaviyesinde, Osmanlı asırları, Türk siyaset ve düşünce tarihinin kemale erdiği dönemdir. Mesela İsmail Hakkı Bursevi, Gazali-i Sani yahut da Mevlana-i Sani olarak görülen bir mütefekkir. Yani ikinci Gazali yahut da ikinci Mevlana olarak vasfedilen bir düşünür. Ferahur Ruh isimli Muhammediye şerhinde şöyle bir cümle kuruyor. Ferahur Ruh, Gazali'nin İhyası için şöyle demiş. İslam'a ait bütün kitapları yaksak, sadece Gazali'nin İhyası kalsa, İslam düşüncesini yeniden buradan hareketle ihya etmek, diriltmek mümkündür. Aynısını biz rahatlıkla Ferahur Ruh'u okuyanlar bilirler. Ferahur Ruh'tan hareketle söyleyebiliriz. Osmanlı düşüncesine ait